Hala annemi getirdiğine inanamıyorum. Ya sen özledim deyince... Ya ben annemi özlemedim ki. Özlemedin mi? Yo. Saka kuşu yavrusu gibi ağlıyor değil mi? Ahmet'ciğim, bu benim en basit yalanım. Neye ağladığımı söylemek istemediğim zaman annemi özledim derim ben. Hem zaten ben annemle hiç anlaşamam ki. He mi ya? Ha. Neye ağlıyordun peki sen? Ya sabah uyandım, ellerim ayaklarım bağlı. Mehter takımı tepemde bas bas bağırıyor. Sinirlerim bozuldu. Hem senin şu papatya sürprizin vardı ya. Ya ona da kızdım diye çok pişman oldum. Bari dedim bu seferkini bozmayayım dedim. Ne bileyim annemi özledim dedim. Ne yapayım? Geri götüreyim lan ben bunu o zaman. Ya Ahmet. İnsanın sevgilisi annemi özledim deyince erkek şefkat gösterir. Yani ne bileyim hediyeler falan alır. Kalkıp 500 kilometre ötedeki kadını ertesi sabah karşısına dikmez ya. Ahmet Kural kızım benim adım. Alaaddin'in cini gibiyim ben. Ne istediğine dikkat et. Şakam yok. Yaparım. Neyse hadi gel yanına gidelim de vıdı vıdıya başlamasın şimdi. Efendim kusura bakmayın. Sizi de beklettik burada yalnız yalnız. Feride, ha? Bu çocuk ne kibar çocuk. Yolda gelirken de nasıl hizmet edeceğini şaşırdı. Aman efendim, vazifemiz. Feride, ha? Eğer bu çocuğu kaçırırsan başını taşlara vur kızım. Anne. Ahmet, oğlum bunun aklı bir karış havada. Şimdi bak yaşı da kaç oldu? Bu akılla bunu kimse almaz. Sen al onu olur mu? Anne. Ne var? Olur mu efendim? Feriden benim Bizans altını gibidir. Her dönem alıcısı vardır. Kuru 1400'den bozuyorum. Şaka da yapabiliyor bu ha. Estağfurullah. Ya ne kadar da Feride'ye benziyorsunuz. Ahmet. Vallahi bak sokakta görsem sizi böyle uzaktan... Şu gelen Feride'nin annesi değil mi ya? Derim. Ahmet. Hık demiş burnunuzdan. Ahmet ben evlatlığım. Canım benim. Tabii şimdi... Ya şaka be şaka. Ya ilahi Feride ya ben de... Annem aslında benim teyzem. Yani teyzemin çocukları olmayınca öz annemler beni vermişler. Ben ama yine de teyzeme anne diyorum değil mi teyzem? Tabii şimdi... Ya şaka be hemen gerildi bu da. Ağzının ortasında şimdi bir tane bir şey var orada. Feride'cim ya niye böyle yapıyorsun şimdi annem mi değil mi? Bilmem. Öz annem mi acaba? Ya ne oluyor ya? Uğraşmasana çocukla. Deli bu kıza. Ben öz annesiyim Ahmet. Nasıl oluyormuş Ahmet Bey? Abi benim telefonum çalıyor. Ben bir gideyim bakayım. Paltonun cebinde kalmış. Ha git tabii git git. Git. Arayan vardır git. Doktor olunca arayan çok oluyor tabii. Ahmet. Sen şimdi Feride ile ciddi misin oğlum? Aşırı derecede ciddiyim efendim. Seviyor musun? Aşırı derecede seviyorum. Ahmet oğlum biliyorsun bunun aklı bir karış havada. Küçükken de malının kıymetini hiç bilmezdi. Sen eğer ciddiysen ben sizin aranızı yaparım. Vallahi mi? Yaparım. Vallahi bir ömür duacınız olurum efendim. Sen merak etme. O iş bana emanet. Halledin lütfen. Halledeceğim. Bana ne kadara patlayacak acaba? Aman efendim neden bu kadar zahmet ettiniz ya? Hakikaten anne ya niye zahmet ettin? Aa, ne zahmeti canım? Şimdi siz nerede bulacaksınız ev mantısını da kim açacak? Feride mi? Vurdu gol oldu. Anne, tıp fakültesini bitirdim. Üstüne gittim bir de uzmanlık yaptım. Ama hala sana yaranamadım ya. Canım kızım yani ben lafın gelişi söyledim zaten. Bir anne kızının mutluluğundan başka ne isteyebilir ki? Zaten onu da bulmuşsun. Vurdu gol oldu. Vallahi çok mutluyuz. Doğruya doğru. Anne sen ne zaman gideceksin? Yani bizim için de kendi düzenini bozmuş oldun. O nasıl söz Feride? Terbiyesizlik yapma. Vallahi acı biber sürerim ağzına. Aha da sürüyorum ha. Başımızın üstünde yeri var ananın. Feride'cim birkaç gün işim var. Onları halledip döneceğim. Anneciğim ver ben hallederim. Ver sen. Dikkat et. Artık damak zevkinize göre dökün. Yalnız dikkat et kızgın. Tamam. Aman sakin Feride yanıyordur lan. Anne. Anne. Ya ben onu
bunu şey olarak söylemedim, o manada söylemedim. Refleks olarak ya. Ağlama, ağlama. Murat yemin ederim, bak refleks de çıktı oğlum ağzımdan. Ben söylemeyeyim ya, abla öyle bir şey. Ne olursun bir şey söyle. Ahmet'ciğim kardeşim, şimdi doktora gittiğin zaman dizilesin işte bunu, dizil atar ya. İşte o reflekstir kardeşim. Sıcak sobayı elinde yemesin diye böyle bastığın ana çekersin. İşte o da reflekstir kardeşim. Fakat sırf üzerine yağ sıçradı diye sevginin annesine küfür etmek literatürümüzde var mı? Rüstem abi, Rüstem abi. Duymadı. Yok, 300. Deme, deme. Öyle deme Cemciğim. Şimdi Ahmetciğim, analı kızlı diye bir yemek var ama sen onu çok yanlış anlamışsın. Aba. Nasıl öyle deme oğlum? Yapmışsın lan kadıncağız. Öldü gitti işte. Resmen öldü gitti kadıncağız. Artık kafasında neyi canlandırdıysa. Ağlama. 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 Salma bacım kendini. Ahmet. Velette elnamin. Nasıl oldu Feride? Sakinleştiriciler iyi geldi baya. Ya Feride kurban olduğum, bak yemin ederim ki aslında ben o lafı ananı refere ederek söylemedim. Ya biliyorum Ahmet, biliyorum da. Neyse. Ahmet ben annemi de alırım, bir iki saate evden çıkarım. Yarın da yolcu ederim. Yalnız sen biz giderken ortalıklarda olma, tamam mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Nefret ediyor benden değil mi? Yani. Bir daha görmek bile istemiyorum dedi. Gülme Feride ya. Ya Ahmet nasıl gülmeyeyim ama ya. Annemin yanındayken anneme küfrettin ama ya. Ya ama ben onu kastetmedim ya. Niye anlamıyorsun beni? Ay Allah'ım ya. Bak günlerdir ilk defa böyle gülüyorsun. Ananı sırf o yüzden aldım getirdim buraya. İstemediğim yoldan da olsa seni güldürmeyi başardım. Neyse. Biz bir iki saate gideriz, sen de ortalıktan kaybol, tamam mı? Tamam. Çok hoşsun ya. Hadi. Kadına kalayı bastık yala. Bah 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 bah. Ne kadar da battı, bir o kadar fark.